şeyiz özel. Şu anda geri gelenler geliyoruz. O imrenerek bakıyoruz. Zaten sizin şeyinizin yerine adam geliyor diyor ki ya burada buzdolabı çamaşır makinesi farklı diyor. Buranın özelliği ne? Tabii burada şimdi çok büyük bir felaket yaşandı. Bizim arkadaşlarımız bir şeyi yaparken en uygun ellerine sonra bakarlar. Yani projelendirmesinden imalatına kadar. Başmanları. Abbas'tan da orada şeker var ya. Çok teşekkür ediyoruz. Sabahtan beri kahve içmedik yani. Yeni kahve içeceğiz ama kahveyi içeriz. Afiyet olsun başkanım. Sağ olun. Kahvesi sabah kalktık ondan ilk süt kahve içmek. Yolda olduğumuz için. Şimdi dükkan açıldı mı ya, ne yaptın? Yok. Daha açılmadı. Deprem oldu. Günün sabahı Osman Gazi Belediyesi arama kurtarma ekipleriyle bölgeye intikal ettiler. Tabii Malatya'da, Islahiye'de, Antakya'da, Samandağ'ında birçok bölgede yoğun bir çalışma içerisinde olduk. 440 arkadaşımız, 110 araç da burada oldular. İki noktada aşevi kurduk. Biri Islahiye, biri Antakya. Tabi temizlik faaliyetleri, ilaçlama faaliyetleri. Ama yoğunlaşmış olduğumuz yer Islahiye oldu. Islahiye'de bu hizmetleri sürdürüyoruz. Tabi hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı. Ve bu çalışmalarla birlikte tabi AFAD'ın kontrolünde tüm bu işlemler yürüdü. Onların göstermiş olduğu yolda bizler de hizmetlerimizi sürdürdük. En önemli görev de bu bölgede yapmış olduğumuz prefabrik konutlar. Osman Gazi Belediyesi olarak Osman Gazi Evleri adını vermiş olduğumuz 100 hanelik prefabrik konut inşasına başladık ve bunları bitirdik. Şu anda taşınmalar başladı. Bizler de bugün ilk taşınma olduğu için geldik burada, hemşehrilerimizle birlikte olduk. Onların yerleşmiş oldukları konutları gördük. Onların mutluluğunu paylaştık. Tabii Allah bir daha böyle felaketi bu insanlara yaşatmasın. Yani 1000 yıl önce böyle büyük bir felaket yaşanmış bölgede. İnşallah bu felaketlerden, bu depremlerden ders almış oluruz. Bundan sonraki dönemlerde, süreçlerde inşallah seçim sonrası yeni çalışmalarla bu işin yasal düzenlemesiyle altyapısı sağlam güzel bir inşaat, imar sistemi ortaya çıkar ki herkes görevini, sorumluluğunu bilsin. Tabii şu anda prefabrik konutlarda insanımız rahat bir ortama kavuşmuş oldu, huzurlu ortama kavuşmuş oldu, güvenli ortama kavuşmuş oldu. Bizler de belediyemiz olarak tüm altyapı çalışmalarını, buradaki elektriğini, suyunu, giderlerini, internet giderini, internet bağlantısını ve ev içerisinde de buzdolabı, çamaşır makinesi, tüm ihtiyaçları onlara sunarak onların huzurlu, güvenli bir ortamda yaşamasına vesile olmuş olduk. Onlara huzur diliyoruz, mutluluk diliyoruz, sağlık diliyoruz. Çocuklarından bahtları açık olsun, Allah zihin açtı versin inşallah. Kısa sürede bu ortamdan devletimizin yapmış olduğu, başlatmış olduğu kalıcı konutlara da inşallah bir yılın sonunda orada geçeceklerdir. Ve normalleşme yolunda ciddi bir adım olarak bunları biz görüyoruz. Tabii dördüncü gelişim, her gelişimizde farklı ortamlar görüyoruz. Her gelişimizde burada iyileşmeleri görüyoruz. Ve inşallah daha da iyi olacak. Allah sağlık, sıhhat, huzur versin diyorum. Desteği olana çok teşekkür ediyoruz. Burada devletimizin gücünü de görüyoruz. Tek elden bu işin yürütülmesi, koordinasyonu AFAD tarafından yapılmış olması, valilerimiz, kaymakamlarımız burada. İyi bir koordinasyon neticesinde böyle büyük bir afeti, büyük bir felaketi en iyi şekilde aşmış olduk. Yani buraya baktığımızda 14 milyonluk bir kitleyi etkiliyor. 14 milyon dediğimizde bir Yunanistan, bir Bulgaristan, yani iki devletin yerle bir olduğunu düşün. İşte Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, milletiyle buraya sahip çıktı, burasını ayağa kaldırdı. İnşallah bir yıl sonra da eski günlerine burada dönecektir diyorum. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Osman Gazi Belediye'miz de bu kapsamda kalıcı konutlar yapılana kadar sağ olsun böyle bir 100 konutluk geçici yaşam alanı inşa ettiler.
vatandaşlarımızın gözündeki o mutluluğu görebiliyoruz burada taşınan vatandaşlarımızın. Ama bunlar zaten geçici. Şu anda 4500 civarında kalıcı konut TOKİ tarafından inşaatı başlatıldı. En kısa sürede bu konutlarımız tamamlandıktan sonra buradaki vatandaşlarımızı orada huzurla yaşayabilecekleri yeni yerlerine inşallah taşıyacağız. Tabi deprem her kesimi etkiledi, her bölgeyi etkiledi. Küçüğümüzden büyüğüne kadar. Burada çocuklarımızın rehabilitasyonu için, insanlarımızın rehabilitasyonu için tüm kamu kurum ve kuruluşlar elinden gelen faaliyetleri yürüttüler. Konaklama ile ilgili olarak faaliyetleri yürüttüler. Biz burada Osman Gazi Belediyesi'nin gelip de ilçemizde böyle 100 konutluk bir alan inşa etmesinden dolayı çok mutluyuz. Vatandaşlarımız çok mutlu. Vatandaşlarımızın yüzündeki o gülümsemeyi tekrar görmek hepimizi mutlu etti. Ben Sayın Başkan'a, ekibine, Osman Gazi'li hemşerilerime de bu katkılarından dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Burada kurmuş olduğumuz mahallede 100 konut, 100 konutun yanında parkı, camisi, sağlık birimi, polis noktası ve bir millet kıraathanesiyle internet ağında oldu. Tam bir yaşam merkezini oluşturmuş oluyoruz. Yani bir köyde olması gereken ne varsa burada fazlasıyla var. Tabii bunlar hızlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü önceliğimiz bir an önce vatandaşın konutların içerisine girmesi ve diğer taraftan park çalışmaları da başladı. Hayırlı olsun diyoruz. Allah güle güle oturmak nasip etsin. Avrupa'ya koşun sen de. Şey yapmayın. Daha sıraya hepsi şimdi varsın. Kim almadı? Şu yüzlere. Sen şeker aldın Avrupa'ya bizim. Evet, öncelikle geçmiş olsun diyorum. Çünkü asrın felaketiydi gerçekten. Küçük kıyamet diyebileceğimiz 3 depremin üst üste yaşandığı ve büyük bir 10-11 vilayeti etkileyen bir depremdi bu. Bu depremde çok can kayıplarımız oldu. Öncelikle bu canı kaybeden İslahiye ve Nur Dağı'nda 4000'e yakın can kaybımız var. Bunlara Allah'tan rahmet diliyorum. Engelli olup, yaralı olup tedavi gören kardeşlerimiz var. Bunlara da Allah'tan bir önce acil şifalar diliyoruz. Bugünlerde kelimelerle anlatılmayacak günlerde onlar ama hem devletimiz, hem Türk halkı, hem kardeş belediyelerimiz, dostlarımız sağ olsun bizi yalnız bırakmadılar. Bunların başında da Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun bölgede büyük emekleri var. Daha sonra da bölgeye gelen Osman Gazi Belediyemizin ilk günden beri hem aşeviyle hem temizlik araçlarıyla her yönüyle, daha doğrusu yürekleriyle bizle beraber oldular. Şahsım ve ilçem adına onlara sonsuz teşekkür ediyorum.